Özellikle bazı operatörlerin limit aşımından sonra kota isminde yeni bir paket sunması ve ekstra gigabyte için para almasından sonra şöyle bir algı oluştu. Yani bazı kullanıcılar da onun isyanını görüyorum. Biz BTK bizi savunuyor zannetmiştik ama operatörlerine oturmuşlar, fiyatlarını artırırız diye anlaşmışlar. Bu gösteriyor ki AKN aslında bizim kötülüğümüze kaldırılmış. Kimse bizim iyiliğimizi istemiyor filan gibi. Gerçekten çok fazla morali bozulmuş. Hani kendini yalnız ve desteksiz hisseden bazı kullanıcılar gördüm. Hani buradaki özetle aslında BTK kullanıcılara sınırsız internet verin diyor. Ama kota getirin, gigabyte aşımını ücretlendirin filan diye operatörlere herhangi bir şekilde baskı yaptığı yok herhalde. Bir yandan maliyetleri kontrol altında almak, öteki yandan gerçekten kullanıcıları doya doya kullanmak lazım. Şimdi tabii ilk başta bu yeni toptan fiyat revizisinden önce operatör, birçok operatör korkmaya başladı. Birden işte AKN kalkacak ama bizim maliyetlerimiz aslında sabit değil, artıyor, ne yapsak ne etsek. Muhtemelen bu kota söylemler ve kota şeyler bunun yansımasıdır. BTK aslında kararında kotalı satamazsınız demiyor. AKN satarsınız böyle yapacaksınız diyor. Ama kotalı tarafı düzenlemiş değil. Yani o yüzden bazı servis alıcılar kendilerini korumak için o tarafa kotalıya dönmüş olabilir. Çok iyi bilmiyorum. Kimisi düşünüyor olabilir. Yani eminim maksadı orada maliyetlerini kontrol altında tutmak. Ama ne BTK'nın öyle bir amacı olduğunu düşünüyoruz ne de çok uzun ya da uzun vade sürdürülebilir bir yapı olduğunu düşünmüyorum. Yani internet kotalı ruhuna aykırı diye inanıyorum. Yani çok özel kullanım vakalarının dışında yani sonunda çok çok az kullananlar olabilir. Ve biz TürkNet olarak en azından biz buna inanmıyoruz. Biz gerçekten AKN'siz LinkedIn'in doğru olduğunu, kendi altyapımızda bunu sunuyoruz. Kendi altyapımızı her geçen gün genişletiyoruz. Dediğim gibi şu anda 26 ile ulaştık, büyütmeye devam ediyoruz. Kendi altyapımız olmayanında bile çok sektör ortalamalarının çok üstünde AKN bugün bile veriyoruz. Şimdi ilerleyen dönemde daha da artırma planlarımız var. Yani biz kotalı, hiçbir şekilde kotalayı ekstra para almaya yanaşmıyoruz, yapmayacağız. TürkNet'te öyle hiçbir şey yok. Tam tersine dediğim gibi bizim felsefemiz de her şey dahil. Yalın, net bir paket. Sürpriz yok. Ne kadar ödeyeceksiniz baştan beri. Bizim derdimiz her ay biraz daha para cebinden çıkartmak değil. Her ekstra için şey değil. Biz gerçekten her şey dahil konseptindeyiz. Hani tatil köye gidersiniz edersiniz. Ücret ödüyorsunuz. Rahat ediyorsunuz. Kimse diyor ki ben onu kullanmıyorum, spora gitmiyorum falan. Yani bizim paketiniz pahalı değil ve bir şey kullanmıyorsunuz ya da bir ay az kullanırsınız, çok kullanırsınız. Paket o kadar iyi bir fiyattan sunuluyor ki bunu dert etmemek lazım.